Kireçlenmenin belirtileri eklemlerde ağrı, tutukluluk ve şişme. Kireçlenmemiz olduğunu düşünüyorsak, o zaman tabii bir hekime müracaat etmemiz gerekiyor. Müracaat edeceğimiz hekim de fizik tedavi uzmanları. Şimdi bu tarz yağlar dolaşımı arttırdığı için kireçlenme için faydalı olabilir. Kaplıca gerçekten kireçlenmesi olan hastalar için son derece faydalıdır. Özellikle kükürtlü suları öneririm. Sağlıklı günler dileğiyle hepinize merhaba. Ben Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlere kireçlenme hakkında bilgi vereceğim. Kireçlenme aslında fizyolojik bir olay. Eklem kıkırdaklarının aşınması, yıpranması hali. Aslında hepimizde, tüm insanlarda kireçlenme olmakta. Bazı insanlarda biraz daha az, bazı insanlarda biraz daha fazla. Ve 20'li yaşlarda başlıyor aslında kireçlenme kıkırdaklarda. Ama biz 40'lı yaşlarda bunu hissediyoruz. Çünkü aslında kıkırdak ağrısız bir doku. Onun için aşınma başladığında biz bunu hissetmiyoruz. Ama ne zaman ki kıkırdak aşınması kemiklere kadar geliyor, kemiklerde sürtünme ve aşınma ortaya çıkartıyor. Ondan sonra ağrıyla beraber biz bunu hissediyoruz. Ki bu da yaklaşık 40'lı yaşlarda oluyor. Kireçlenmenin çok çeşitli sebepleri var. Risk faktörlerine bakacak olursak birincisi yaş. 40'lı yaşlardan itibaren daha yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Kliniklerde 40'lı yaşlardan itibaren hastalarla karşılaşıyoruz. Cinsiyet gene başka bir risk faktörü. Kadınlar erkeklere oranla daha yüksek oranda kireçlenmeye yakalanıyorlar. Aslında erkeklerde de var ama yapılan araştırmalar niye kadınlarda daha fazla olduğu yönünde kesin bir neticeye varamamış. Ama mantıken düşündüğümüzde kaslar eklemlerin üzerinde koruyucu korse gibi görüyorlar. Kas dokusu kimlerde zayıfsa, kadınların kas dokusu erkeklerden daha zayıf olduğu için tabii ki kadınlarda daha yoğun oranda kireçlenme ortaya çıkıyor. Kilolu insanlarda, obez insanlarda daha yoğun olarak kireçlenme ortaya çıkar. Çünkü çok ağır yük eklemlerin üzerinde tabii ki fazla yük olduğundan problem yaratır. Bazı ilaçlar, kullanılan steroidler ya da iltihaplı eklem romatizması gibi hastalıklar daha yüksek oranda kireçlenmeyi ortaya çıkartır. Bunun dışında genetik faktörlerin de bir rolü var kireçlenmede. Kireçlenmenin belirtileri eklemlerde ağrı, tutukluluk ve şişme ortaya çıkarmasıdır. Aslında tüm eklemleri etkileyebilmekle beraber el parmaklarında, diz eklemlerinde, omurgada ve kalçada daha yoğun miktarda kireçlenme ortaya çıkar. Ağrı önce istirahatteyken yoktur. İstirahatteyken rahattır insanlar. Kalktıklarında önce bir tutukluk, biraz işte zorlanma ortaya çıkar. Daha sonra ısınınca ağrı hafifler. İlerleyen dönemlerde, yani kireçlenme iyice arttığında, hem hareket halindeyken hem de otururken, istirahat halindeyken yoğun ağrı vardır. Bunun dışında eklemde şişlik olabilir ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir. Kireçlenme tanısı nasıl konur? Kireçlenmede hastayı önce değerlendirdikten sonra düz grafiler çektirilebilir ya da gerek görülürse MR çektirilir. Bunun yanı sıra bir takım kan testleri yapılabilir. Aslında kireçlenme için spesifik kan testi yok ama kireçlenme bazı antiinflamatuar iltihaplı eklem romatizmalarıyla karıştığı için ayırıcı tanısını yapmak için de o kan testlerini bazen yapmak gerekebilir. Çünkü her ikisinin tedavisi son derece birbirinden farklıdır. Kireçlenmede tedavi çok yönlü olarak yapılır. Eğer ağrımız varsa, kireçlenmemiz olduğunu düşünüyorsak, o zaman tabii bir hekime müracaat etmemiz gerekiyor. Müracaat edeceğimiz hekim de fizik tedavi uzmanları. Biz fizik tedavi uzmanları özellikle osteoartroz, yani kireçlenme konusunda
çok çeşitli eğitimler alıyoruz. Ve tedavisinde de hem ilaç tedavisi hem de fizik tedavi uygulandığı için geniş kapsamlı olarak konu fizik tedavi uzmanlarını daha çok ilgilendiriyor. Kireçlenmenin tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi uyguluyoruz. Antiinflamatuar dediğimiz ağrı kesicileri veriyoruz hastaya belli sistemik bir program içerisinde. Beraberinde vitamin kombinasyonları ve kireçlenmeyi durdurucu ilaçlar veriyoruz. Kireçlenme aslında durmayan bir rahatsızlık. Yani insanlar yaşadıkça devamlı artan bir rahatsızlık. Dolayısıyla kireçlenmeyi bir miktar elimizden geldiğince durdurabilmeliyiz. Bunun için belli preparatlar var. Bu preparatlardan veriyoruz. İlaçların dışında asıl tabii tedavi fizik tedavi. Fizik tedavide bizler sadece ağrıya yönelik değil, aynı zamanda mekanizmal tedavi programları da düzenliyoruz. Çünkü örneğin diz eklemini ele alacak olursak, diz ekleminde kireçlenme olduğunda eklemde şişlik, tutukluk ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkıyor ve eklemin üzerindeki kas zayıflıyor. Onun için öncelikle diz ekleminin içerisindeki ödemi giderici, ultrason gibi yüksek frekanslı akımlar uyguluyoruz. Diz ekleminin üzerindeki zayıf olan kası güçlendirmemiz lazım. Eskiden fizik tedavide bu diz ekleminin üzerindeki kasları sadece egzersizlerle güçlendirme yapılıyordu. Ama son yıllarda elimizde çeşitli kas cihazları var ve bu kas cihazlarıyla kasın motor noktalarına elektrotları takarak istediğimiz oranda kası güçlendiriyoruz. Kası güçlendirdiğimiz zaman da eklemi hem korumuş oluyoruz hem de tedavi etmiş oluyoruz. Aslında bu çok güzel bir sistem. Çünkü eklemlerde kireçlenme olduğunda ya da kemik erimesinde geriye dönüş yok. Ama kaslarda geriye dönüş var. Yani 80 yaşındaki bir kadının kasını, örneğin zayıflayan kasını, ben 20 yaşındaki kasına çevirebilirim. Tabii böyle yapınca, kaslar güçlenince de hem eklemleri hem de kemik yapıyı koruyor. Daha sonrasında hareket kısıtlılığı içinde özel izometrik ve germe egzersizleri yapılıyor. Biz tedavi sistemimiz içerisinde fizyoterapistlerle beraber çalışıyoruz. Yani ben hekim olarak tedavimi, hastayı muayene ediyorum, tedavimi planlıyorum. Bu tedaviyi de fizyoterapistlerin uygulaması gerekiyor. Her ikisi de başarılı olduğu zaman sonuçlar da son derece başarılı oluyor. Aslında kireçlenme de en çok cerrahi operasyon gösteren eklemler diz eklemleri ve kalça eklemleridir. Ameliyat olarak da protezler gündeme gelir. Kalça protezleri ve diz protezleri. Ama ben hastalara her zaman söylüyorum, bu kireçlenmenin son aşaması. Yani kıkırdak harap olmuş, akabinde eklem harap olmuş. Yani siz aslında hiç sinyalleri, ağrı sinyallerini ciddiye almamışsınız. Dolayısıyla proteze kadar giden vakalar genelde kendilerini dikkate almayan, olayı önemsemeyen kişilerde ortaya çıkıyor. Aslında kireçlenme de önceden tedaviyi yapabilirsek, doğru tedavi yapabilirsek protezlerin önüne geçebiliriz. Tabii bu konu, protez konusu işte kaza sonrası, hastalık sonrası, onlar ayrı konular. Eklemlerimize dikkat edersek, sinyallerini, ağrı sinyallerini değerlendirir, düzenli tedavilerimizi olursak kireçlenmede hiçbir zaman cerrahi endikasyon olmaz. Yürüyüş kireçlenme için çok faydalıdır. Kireçlenme tabii ki sadece egzersiz yaparsak geçmez. Zaten oluşan kireçlenmede eklemi önce bir korumak gerekiyor. Eğer bacak kaslarınız diz eklemi için düşünecek olursak, eğer bacak ya da kalça eklemi için bacak kaslarınız zayıfsa ve siz çok fazla yürüyüş yaparsanız o zaman ekleme fazla yük bindirdiğiniz için yürüyüş sakıncalı olabilir. Ama bacak kaslarınız güçlü ve eklem içinde herhangi bir reaksiyonunuz yoksa o zaman da yürüyüş yapmanız eklem için çok faydalıdır. Genetik yatkınlık kireçlenmede ne kadar önemlidir diye bir soru soracak olursak, hakikaten genetik faktörlerin çok önemli rolü olduğu saptanmış. Tüm eklemlerdeki kireçlenmede genetik faktörler söz konusu. Çünkü kıkırdağın yapısının genetik geçişi olduğu saptanmış. Özellikle el parmaklarında çok yaygın olarak ben bunu görüyorum. Menopoz sonrası
kemik erimesi arttığı gibi aynı şekilde bazı hanımlarda el parmaklarında kireçlenmeler ortaya çıkmakta. Ve buna baktığımızda annelerinde, anneannelerinde de aynı şekilde parmaklarında kireçlenmeler olduğunu görüyoruz. Kireçlenme ameliyatı için kilo vermek tabii ki çok faydalı olur. Zaten çok obez, çok kilolu kişilere protez ameliyatlarını cerrahlar yapmıyorlar. Çünkü sonrasında problemler ortaya çıkabiliyor. Onun için de eğer ameliyat indikasyonunuz varsa öncesinde muhakkak kilo verip ondan sonra ameliyata gitmenizi tavsiye ederim. Tabii ki kireçlenmede medikal protez yapılabilir. Öncelikle postür analizi yapılarak hangi eklemlerde problem olduğu saptanır postür analiziyle ve hangi kasların zayıfladığı saptanır ve ondan sonra kişiye özel medikal protez uygulanır. Zaten ben kireçlenmesi olan herkese düzenli spor yapmalarını öneriyorum. Tabii ki düzenli spor yaparken de bunu sistemik yapmak gerekir. Yanlış programlar uygulamamak gerekir. Onun için de bir fizyoterapistle beraber medikal protez programı özel olarak hazırlanmış son derece faydalı olur. Kantaron yağları ya da kullanılan bazı bitkisel yağlar kireçlenmede faydalı olabilir mi? Şimdi bu tarz yağlar dolaşımı arttırdığı için kireçlenme için faydalı olabilir. Özellikle biz omurga kireçlenmelerinde yani boyun, sırt, bel kireçlenmelerinde masaj yaparken dolaşımı arttırmak, eklem dolaşımını düzenlemek için kantaron yağları ve benzer bitkisel yağları kullanıyoruz ve gerçekten hastalar son derece memnun oluyorlar. Özellikle kireçlenme kış aylarında eklem dolaşımın az olduğu aylarda daha yoğun olduğu için şikayetleri de tabii kış aylarında daha fazla olur. Dolayısıyla kireçlenmeyi engelleyici bitkisel preparatları da genelde kış aylarında vermeyi öneriyoruz. Kaplıca gerçekten kireçlenmesi olan hastalar için son derece faydalıdır. Özellikle kükürtlü suları öneririm. Tabii kaplıca kürü alırken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ortalama 21 kür almak gerekir ve günde bir banyodan fazla yapmamak gerekir. Bunlara dikkat edilirse, çok aşırı sıcak sulara girilmezse kaplıca suları, özellikle kükürtlü sular son derece faydalı. Bu çok sık karşılaştığımız bir konu. Menopoz döneminden sonra bazı hanımlarda el parmaklarında şişme, yüzüklerin girip çıkmasında zorluk, daha sonra da parmaklarda, uç kısımlarda kistler ortaya çıkmakta ve tabii ki hanımlar ne olduğunu şaşırmakta. Menopoz sonrası östrojen seviyesinin azalmasına bağlı olarak bazen el parmaklarında da yoğun kireçlenmeler ortaya çıkabilmekte. Biz el parmaklarında kireçlenmesi olanlara eklem içine hyaluronik asit enjeksiyonları yaparak, su içi ultrason ve parafin uygulamaları yaparak bunun önüne geçiyoruz. Dolayısıyla ben parmaklarında şişme, ödem olan hanımlarımıza kistler çıkmadan, parmakları eğrilmeden evvel tedavi programına girmelerini öneririm. Kireçlenmesi olanlar tabii ki spor yapabilirler ama her spor kireçlenmesi olanlar için uygun değil. Örneğin sıçrayıcı, zıplayıcı sporlar yapılmaması gerekiyor. Koşmak yerine ritmik, düzenli yürüyüş yapmak lazım. Sıçramak, çömelmek, bunlar her zaman özellikle çömelmek diz eklemindeki ağrıyı arttırır, içerideki basıncı arttırdığı için. Sıçrayıcı, zıplayıcı sporlar dışında diğer sporları, sistemik sporları, yogayı, pilatesi ya da spor salonunda cihazlarla ritmik çalışmayı öneririm ben kireçlenmesi olanlara. Bugün size kireçlenme ile ilgili bilgileri aktardım. Bizler hekim olarak sizlerin sağlığı için her zaman sizlerin yanındayız, her zaman size desteğiz. Sevgiyle hoşça kalın.